Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Erdoğan'ın geleceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin gündeminden bahsetmek istiyorum. Televizyonlarda neler tartışılıyor, onlardan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır farkında mısınız bilmiyorum, televizyonlarda muhalefetin dedikleri tartışılmaya başlandı. Bu sadece ana muhalefet partisi CHP'nin söyledikleri değil. İYİ Parti'nin yani 3 saatlik program yapıyorlarsa 1 saat HDP'yi, 1 saat CHP'yi, 1 saat de İYİ Parti'yi. Diğerlerinde tartışılır ama esas ana temel muhalefetin söyledikleri üzerinden tartışmalar gidiyor. Bu arada seyrek yapıyorum programları. Bulunduğum apartmanda tadilat var. O yüzden matkap sesleri şunlar bunlar pek susmuyor. Biraz seyrek yaptım bu ay. Ondan haberiniz olsun. İkincisi de geçen gün kedim yavlaması vardı. Ben hiçbir programda kedileri odalarına kitlemiyorum. Bir kere yaptım onu. Onun dışında hiç kitlemiyorum. O bir kereydi. Niye yaptım? İki anne kedi de yavru doğurunca daha önce yavruları olmadan oynayan kediler kavga etmeye başladılar. Haklı olarak hepsi kendi yavrusunu içgüdüsel olarak koruyor. Koruma yapınca da oyun kalkıyor ve iş koruma kavga mantığına dönüşüyor. O yüzden geçen gün miyavlarken kapalı olduğu için miyavlamıyordu. Yavruları koltukların altına girip uyudukları için onları çağırıyor süte ilginç bir şekilde. Şimdi gündemden bahsediyorduk. Gündemi kim açtı? Bu son bir haftadır ya da 4-5 gündür tartışılan konu CHP açtı. CHP esasında bir anlamda iktidarda olmamasına rağmen AKP'nin elinden Kürt sorununu aldı. Kürt sorununu ben çözerim HDP ile mecliste dedi ve AKP'nin zaten beceremediği Kürt açılımı tartışmalarına son verdi ve işi CHP üzerinden tartışmaya getirdi. Arkasından HDP'den açıklamalar geldi, değişik açıklamalar geldi. Sezai Temelli İmralı'yı gösterdi. Diğer açıklamalar da Selahattin Demirtaş'tan geldi. Zaten Abdullah Öcalan'ın bu işin mecliste çözülmesi gerektiğini söylediğini o da açıkladı. Ancak tabii şunu söylemekten geri durmadılar. Bu tek yönlü bir anlaşmayla, konuşmayla olmaz. Sonuçta bir savaş var. Savaş tarafları da bunu görüşmek zorunda ama alınan bütün kararlar kimden olursa olsun isterseniz Karayılan isterseniz Bayık isterseniz Abdullah Öcalan ki hepsinden mutlaka görüşmeler yapılacaktır ki ayrıca yapılıyor da yani bilhassa Abdullah Öcalan'dan görüşmeler yapılıyor. Sonuçta meclisin alacağı kararlarla bu iş bir noktaya gelecek. Hepsi birden çözülür mü? Hayır, mümkün değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle olmamış. Şimdi Kürt sorunu elinden alındı Erdoğan'ın. İkinci bir konu Avrupa Konseyi'yle bağlantılı. AİHM'in aldığı iki önemli karara uymadığı için Avrupa Konseyi'nden çıkartılma olasılığı ciddi bir şekilde gündeme geldi. Bu iki gün içerisinde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmazsa Avrupa Konseyi'nden de çıkartılmış Orta Doğu kapsamına alınmış olacağız ki bugüne kadar hep Avrupalıyız diyen Türkiye için ciddi bir zor dönem başlayacak. Erdoğan'ın elinden Avrupa'da gitmiş olacak. Avrupa Konseyi'nden çıkmak tek başına Avrupa Birliği olayını mı etkiler? Hayır. Sosyal bütün etkileşimleri ciddi bir şekilde etkiler. Ekonomik girdileri çıktıları, ekonomik anlaşmaları ciddi bir şekilde etkiler. Avrupa Birliği Konseyi'ne dahil olmayan bir ülkeyle bundan sonra ne kadar çalışacaklarını gerek iki devlet yani Avrupalı devletler kendi aralarında, kendi içlerinde ve kendi aralarında tartışacaklar hem de sanayiciler ciddi bir şekilde tartışacaklar ve bu eğer böyle bir şey olursa Erdoğan'ın kolay kolay altından kalkamayacağı bir ne diyeyim suç mu diyeyim başka bir şey mi adına ne koyarsanız koyun bir felaket olacak Türkiye için. Bu arada ben başından beri hep şunu söyledim yıllardır aynı şeyi yazdım. Türkiye Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman giremeyecek. Ama girermiş gibi yapılırken elde ettiği bir takım ekonomik çıkarlar, sosyal çıkarlar bunlar çok önemli. Neden önemli? İşte Avrupa Birliği'ne girmek için bir takım demokratik şartlar var. Türkiye bunların bir kısmına imza attı ve işte bir takım arkadaşlar o dönemde
Erdoğan'ı demokrat zannettiler. İkinci mesele Avrupa Birliği'ne girme meselesinde Erdoğan iktidarındaki bir dünya görüşünün Avrupa Birliği'nden bir bağlantısı esasında hiçbir zaman olmaz. Bu sosyal yaşam anlamında olmaz, bu dini açıdan olmaz. Adına ne koyarsanız koyun bu mümkün değil. Türkiye'nin Müslüman olması, yani Türkiye'nin derken İslamiyet'ten yönetilmesi anlamında söylemiyorum, devletlerin dini olmaz. Ama nüfus olarak Müslüman ağırlıklı olması Avrupa Birliği'nde bir sorun mu? Esasında din burada bir sorun değil ama dinden dolayı eğitimin eksik kalması ciddi bir sorun. Yani istediğiniz kadar bütün Türkiye'yi mezun edin, lise mezunu yapın, teknik liseden mezun olsunlar, üniversite bitirsinler ama o lise mezunlarının ciddi bir çoğunluğu İmam Hatip mezunu olduğu zaman mesleksiz bir ülke haline geliyoruz. Bu kadar imamı ve müezzine ihtiyaç olmadığına göre mesleksiz insanlar ordusu yetiştirmiş oluyor AKP. AKP'nin hız verdiği ölçüde, çünkü sayı normalin 100 kat üstünde. Şaka söylemiyorum. Yani yıllık bizim ihtiyacımız 7.000'lerdeyse, 6-7.000'lerdeyse imam ve müezzin anlamında, biz 700.000 falan öğrenciden bahsediyoruz. O yüzden AKP döneminde mesleksizler mezunları yetiştirilen bir dönem. Cübbeli Ahmet'in geçen gün İmam Hatip'le ilgili söylediği, buna dayanarak mı bilmiyorum ama doğru bir tespit. İkincisi Cübbeli Ahmet'in söylediğinde, bu din eğitimini verecek kadar eğitimli din hocası yok Türkiye'de. Biliyorsunuz din dersi mecburi edildiğinde de felsefe hocalarını, mantık hocalarını din hocası yaptılar. Bunlar annem de dahildi mesela. Din öğretmeni oldu. Dini o kadar iyi biliyor mu? Yani üniversite bitirmiş, sosyoloji mezunu ama tabii bir din aliminden ya da öğretmeni kadar okumuş bir grup değildi o grup. Hiçbir zaman da olmadı. Şimdi böylece Avrupa Birliği de, Kürt sorunundan beraber Avrupa Birliği meselesi de gitti. Üçüncü mesele işte Orta Doğu'da neler yapabileceği Erdoğan'ın, Türkiye'nin Erdoğan'la beraber, Hulusi Akar'la beraber neler yapılacağı üzerinden. Amerika ve Rusya çok ciddi tavır aldı. Amerika ve Rusya'nın her zaman anlaşmazlık içerisinde olduğunu zannetmek ciddi bir yanlış zaten. Şimdi İdlib'den çıkartılması için Rusya çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Hatta Türk askerinin olduğu yerleri üçüncüdür, dördüncüdür bombalamaya başladı bile. Ve bizimkiler hala oraya asker yığıyorlar. Yani bizimkiler dedim, Türkiye yığıyor, bizimkilerden kastım o, bu dil alışkanlığı. Şimdi Suriye'deki çözüm için Türkiye'nin de pek bir şey kalmadı. Suriyelileri de geri göndermek istemesi, Avrupa Birliği'nden ve dünyadan işte bir takım ülkelerden Suriyelileri besliyoruz diye ağlama noktasını bitirdi. Çünkü ben artık onları istemiyorum noktasına geldi. NATO konusunda ne durumda? S-400'lerde inat etmesi ve bir olasılık, tabii bu sadece duyum ve söylenti, bir S-400 daha alma girişimleri Amerika'yı, Biden'ı ciddi bir şekilde yaptırım yapmaya doğru itti ve bunlar açıklanmaya başladı. Doğal olarak NATO'yla da ciddi bir sorunumuz var ve Erdoğan'ın artık NATO için şunu yaparız, bunu yaparız ya da ayrılırız deme şansı da gitti. Çünkü Erdoğan NATO'ya bu kadar kafa tutarken Şengay Beşlisi'nin Türkiye'yi alacağı üzerinden bir siyaset güdürdü. İran'a ve Rusya'ya, Putin'e bu kadar yanaşma nedeni buydu. Dikkat ederseniz bugünlerde dostum Putin diye o kadar çok konuşmuyor. Dostum Putin beni aradı, ben onu aradım, sabah kahvaltıda aradı işte. Yok tam şunu yapacaktım ki Putin araya girdi falan, yok artık bunlar. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Erdoğan bir haftaya kadar seçim yasasını açıklayacak. Öyle gözüküyor. Seçim yasasında muhalefet partilerinden sorununu anlattım. Fakat bir de kendisiyle berabermiş gibi olan bir muhalefet partisi var ki o da MHP. Nedir o kendisiyle berabermiş gibi olan muhalefet? Biraz karmaşık bir cümle oldu ama seçim yasasını yaparken Erdoğan ya da AKP kendi stratejini desteklediğini söyleyen MHP'nin muhalefetiyle karşılaşıyor. Nedir bu? Mesela barajı
MHP'nin istediği şekilde ayarlamak zorunda kalıyor. Bölge seçim sistemini tam bölge ya da işte yarı bölge dediğim işte o yedili sistem, tam bölge dediğim sistem ismi böyle değil de şimdi birden aklıma gelmedi. Ama ikisi de bölge sistemi ya birer birer işte 600 bölgeye ayrılacak Türkiye. Bunu zaten baştan MHP reddetti ve hiçbir şekilde fazla tartışılmadı ki bunun AKP'nin de çok işine yarayacağını zannetmiyorum. Ama ikinci sistem işte beşli ya da yedili büyük şehirleri bilhassa o şekilde ayırmak. Üçlü olan illeri de beşliye tamamlamak, ikili olanları beşliye tamamlamak ya da yediye tamamlamak sistemi. Bu da MHP'nin işine yaramıyor. O yüzden bir hafta sonra açıklayacağı ya da bir hafta içinde açıklayacağı sistemin nasıl bir sistem olduğunu bilmiyoruz. İktidarın içindeki muhalefet burada Erdoğan'ı sıkıştırıyor. Sonuç ne olacak? Bu bir seçim yasası değiştikten bir yıl sonra seçim yapmak zorunda. Çünkü işte Ekim-Kasım ayında bu meclisten geçerse ki geçer seçim yasası. Bir yıl sonra seçim yapmak zorunda. Yani biz 2022'de seçim beklemek zorundayız. Bunu bir hafta içinde yapma nedeni de bu. Yoksa daha tartışılacak çok konu var. Onları biliyoruz, onların duyumları geliyor ama bir an önce çıkartmak zorunda. Çünkü Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçimleri zamanında değil 6 ay öncesinden yapması gerekiyor. İşin böyle bir de bir karışıklığı var. Yani diyeceksiniz ki her şeyi elinde yapabilir. Hayır, gördüğünüz gibi anlatıyorum, her şey elinde değil artık Erdoğan. Erdoğan'ın elinden bütün oyuncakları alınmış, halka anlatacağı oyuncaklar da alınmış. Dünyaya ve Avrupa'ya ağlayacağı oyuncaklar da alınmış. Amerikalı bir gazeteciyle söyleşi yaparken işte siz 100 bin kişiye size hakaretten dava açmışsınız diye, siz de mi öyle zannediyorsunuz diye göz göre göre yalan söyleyen, tabii prompter olmayınca da pek konuşamayan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Evet, Erdoğan'ın elinde seçimlere giderken biraz argo bir deyim olacak ama elinde zırnık kalmayacak. Ve tabii bu noktaya gelmiş bir halka kömür, buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtmaktan seçim alamayacağını çok iyi biliyor. Erdoğan'ın esas felaketi seçimi kaybettiği, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği andan itibaren Erdoğan mahkemelik olacak. Yakınındaki insanlar dahil Erdoğan'a dava açacaklar. Ne kadar yakınındakiler açar bilemiyorum. Kendilerini sıkışık durumda gören herkes, hisseden herkes Erdoğan'a dava açacak ya da Erdoğan'a açılan davalarda Erdoğan'ın aleyhine konuşmaya başlayacak. Sadece Sedat Peker'in konuştukları üzerinden Erdoğan açacak davalar Erdoğan'ı ömür boyu hapiste tutmaya yeter de artar bile. Sadece bunlar mı? Bunun dışında yurt dışından açılacak davalar var. Nedir onlar? İşte IŞİD'den petrol ve silah alışverişi, kaçakçılığı. Bunların hepsi belge olarak Rusya'nın elinde, Putin'in elinde var. Onları bir şekilde bir kenarda tutuyor. Evet, anlatacaklarım bunlar bugün. Dediğim gibi Erdoğan seçimlere elinde zırnık olmadan, yani gündemi belirleyecek hiçbir konu olmadan girecek. Yani tabii hep söylediğim gibi ben bunu genel bir çerçeve içerisinde anlatıyorum. Erdoğan seçimsiz bu işten sıyrılmak için elinden geleni yapacak. O yüzden örtbas edilse de bu bir takım generallerin yavaş yavaş istifa etmeleri ama 5 ama 2 ama 3 bunlar durup dururken olmuyor. Bunları başka bir programda daha detaylı bir şekilde konuşacağım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bu arada hepsi uyudu da bir tanesi orada bir topalak buldu. Ondan oynuyor. İnşaat durmuşken, öğlen yemeğinde yaptım bu programı. İnşaat durmuşken burada yavrulardan bir tanesi iç inşaata başladı. Bu da benim kaderim. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.